Merhaba. Merhaba, ağlamıyorsunuz değil mi? Yok yok, ağlamıyorum ya kesinlikle. Allah ağlatmasın. Sevinç gözyaşlarımız olsun. Sadece telefonu yerine ayarlamaya çalışıyorum da. Tamam. Ayarlayın o zaman. Hı-hı. Hemen bak. Işık şöyle iyi sanki değil mi? Hı-hı. Evet. Ben en iyisi elimde tutayım, daha net ayarlamış çok olacağım. Yorulursunuz ama. Efendim? Yorulursunuz ama. Kulaklıktan dolayı mı elinizde tutmak istiyorsunuz? Evet evet. Böyle daha tamam, net olacak. Tamam. Kulaklığı o zaman. Çıkarın. Çıkarayım mı? Çıkarın çıkarın. Sesim nasıl olacak bir deneyelim. Şimdi nasıl? Şu an geliyor sesim. Tamam. Sesiniz geliyor. Sıkıntı. Geliyor mu? Tamam o zaman. Geliyor geliyor. Sabit bir yere koyun ki yorulmayın. Tamam. Sabitleyeyim o zaman. Şimdi oldu sanki. Evet. Nasılsınız? Süper. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün 9. Nereden kutluyorsunuz yayınımızı? Ana frekansım 9. 9. Benim evet. De öyle. 9'u çok seviyorum. Çünkü bütün her şeyi seviyorum. Her şeyin ayrı bir anlamı var ama önce bizden kendimizi sevmemiz isteniyor. 9 dönüştürücü bir rakam. 9'u istediğimiz rakamla toplayalım. Sonuç topladığımız rakam çıkıyor. Mesela diyelim 9'u 3 ile toplarsak 3 çıkar. 9'u 5 ile toplarsak 5 çıkar aritmetik sonucu. Yani rakamların ortalaması. İşte Mevlana'nın şu sözünü hatırlatıyor. Sen çekil aradan, görünsün yaradan. Değil mi? Çok güzel bir kavram. Örtüşüyor sayılar. Evet. O yüzden mi saat 18'i seçtiniz? Efendim? Niye 19'u seçtiniz? 19'a tevafuk. Topla yine 9 yapıyor yani. Çok güzel. Evet Ümran Hanım, şimdi hem araştırmacı hem de numarolojiyle olan bir bizde bilgileriniz var. Ama evet. Tabii ki biraz bu konuları açarsanız ona göre biz de röportajımıza yön verelim. Neler konuşacağız sizinle? Tamam. Neler yapıyorsunuz? Nasıl başladınız araştırmacılığa? Şöyle söyleyeyim. İlk önce ben 2005 yılından beri büyük bir araştırma içindeyim ilim konusuyla ilgili. Ama sayılarla konum 2015 yılında başladı yolculuğum. 2015 yılında bir ilahiyatı 2 yıl okumamla Arapça, Ebced, Osmanlıca bu şekilde araştırmalarım oldu. Daha sonra işte tasavvuf, mevlevilik yani işte birçok kitaplar diyeyim. Daha sonra bunun üstüne almış olduğum farklı eğitimler. Hayatımız bir yol biliyorsunuz. Bir bambu ağacını düşünecek olursak birinci sene sularız, sadece sularız. İkinci sene öyle, üçüncü sene öyle, dördüncü sene öyle. Beşinci seneden sonra boy vermeye başladığını görürüz ve birden boy verir. Bir yağmur yağar, yerle bir olur. Yağmur geçer, tekrar ağaç olarak devam eder hayata. Yani hepimizin hayatını ben bir bambu ağacına benzetiyorum aslında. Her şey vakti saati gelince oluyor. Vakti saati gelmeden açan bir gül koku vermez. Hepimizin birer kokusu, birer dokusu, birer esması var. İşte beklemek, sabırla beklemek, sabrın kendi acı meyvesi tatlı dediğimiz kısım bu. Öze ulaşmak, özdeki sözleri görmek, içimizdeki çocuğu yaşamak. Çünkü bizler yaradan katında hepimiz birer çocuğuz, saf bilinciz. Şu anda da bilgi çağında olduğumuz için masumiyet çağı olarak da geçiyor aynı zamanda. İçindeki saf bilgiyi masum olarak yaşayanlar yani bu biyolojik savaşta kazanacaklar. Biyolojik savaş bizi görünen güçlerle şimdiye kadar mücadele ediyorduk ama görünmeyen bir gücün de hepimizin üstünden nasıl atlayabileceğini öğretti. Ben hep küçüklüğümden beri öyle düşünürdüm Sertan Bey. Derdim ki bu insanlar hep görünen dünya için yaşıyor. Ben görünmeyen şeyleri yaşayacağım. Yani bu görünmeyen şeyler ne? Bunları araştıracağım, bunları öğreneceğim. Yani bunlar da benim arayışım. Mevlana diyor ya sen ne arıyorsan olsun. Aradığım şey buydu yani. İçimdeki yaradan sevgisiydi, içimdeki aşktı, içimdeki ışıktı. Zaten Tanrı'nın hepimiz birer ışığıyız, birer sevgi tomurcuğuyuz. Yani nasıl hepimiz sevgiyle var olduysak aslında bizden sevgiyle ona koşmamız, kavuşmamız isteniyor. Mevlana o yüzden ölümü gördüğü anda merhaba ey sevgili ölüm diyor. Peygamber Efendimiz merhaba ey sevgili dostum diyor. Ölümle karşılaştıklarında çok güzel sözlerle karşılıyorlar. O yüzden Mevlana diyor ya benim ölümüm düğünümdür, düğün gecemdir, şebi arzumdur diyor. Benim oğlum da benim düğünüm. 17 Aralık'ta doğdu mesela. Yani hepimiz hayatımızda kendi akslarımızı yaşıyoruz. Kendi frekanslarımızı yaşıyoruz ama tabii belli bir bunun aşaması var. Acı olmadan tatlı diyemeyiz. Siyah olmadan beyaz diyemeyiz. Mesela beyaz rengi neden güzel? Işık. Hacca gidiyoruz, beyaz giyiyoruz. Ölüyoruz, beyaz giyiyoruz. Gelin oluyoruz, beyaz giyiyoruz. Çünkü bütün renkleri karıştırınca beyaz çıkar yani. Aydınlık çıkar. Beyazın yokluğuna karanlık deriz, siyah deriz. Bir şeyin yokluğuna Allah var yani. Ateistleri yok demek için önce bir var demek lazım. Var olmayanı ispat ettikten sonra yok demek daha zordur aslında. Varlığını yaşayamadığın bir şeye nasıl yok diyebilirsin değil mi yani? Önce özdeki sözü görmek lazım. Dışarıdaki sözleri yaşarken, kitapsı bilgileri yaşarken kütüp oluyoruz, bazen kutup oluyoruz. Katılaşıyoruz yani. Aslında bizden şeffaf olmamız isteniyor. Aslında bizden su gibi olmamız isteniyor. Susuz neden yaşayamıyoruz? Neden dünyanın, evrenin 1/4 su? Neden tasavvufta ilim, su, süt, şarap diye geçiyor mertebeler? Suyun özelliği, rengi yok, kokusu yok, dokusu yok. Yani su gibi olmamız isteniyor. Tarafsız, yansız. O yüzden su gibi kalabilirsek, akışta olursak, kendi frekansımızı yaşarsak, istediğimiz şeyler, bütün yollar bize açık ki evrenden enerji sürekli bize nötr olarak akıyor. Ama bu enerji dediğimiz ilimi biz rahmani olarak da kullanabilecek bilince sahibiz, şeytani olarak da. Firavun da ilim sahibiydi ama ne yaptı? Şeytani yönde kullandı, nefsiyle mücadele etti, hep ben nefsim dedi. En sonunda ne yaptı? Bir zindanda bir sinek küçücük vızıltıyla başını duvarlara vura vura gitti yani. Hazreti Yusuf mesela zindanlara atıldı, kölelikten. Sonra rüyalar yorumladı. Peygamber Efendimiz'e sordular neden rüya yorumlamıyorsunuz diye. O da dedi ki ben bu dünyayı ben bu dünyayı yorumlamaya geldim. Niye rüyayı yorumlayayım ki? Zaten dünya da bir rüya demiş. Aslında biz rüyalarımızı yaşıyoruz. O yüzden rüyalarımızı başkalarına anlatıp başka frekanslarda kalmak, başka karmaları yaşamaya gerek yok. Bir arkadaşımız bize rüyasını anlatıyorsa onun biz aksına giremeyiz. Ancak suya anlat diyebiliriz. Ancak yaz yak at denize diyebiliriz. Çünkü kimsenin karmasına müdahale etmek için buraya gelmedik ki biz. Biz kendimizi yaşamaya geldik. Önce kendimizi güçlendireceğiz. Kendi özgüvenimiz yerinde olmazsa kendi bağımsızlığımızı bulamayız. Atatürk ne diyor? Bağımsızlık benim en büyük karakterimdir diyor. Yani bağlı olmakla bağımlı olmayı insanlar ayırt edemiyor. Çünkü bağlı olacağımız değerler var, kutsal değerlerimiz var, aile, vatan, bayrak, millet, çocuk, tamam bunların hepsi kutsal ama bağımlı olmak başka. Bağımlı olunca sen anneni yaşamaya gelmedin, sen eşini yaşamaya gelmedin, sen çocuğunu... Ümran Hanım çok hızlı gidiyorsunuz. İlk söylediğiniz bilgiler unutuldu bile şu anda. Yavaş yavaş gidelim ki bilgileri tam olarak alabilsin izleyenler de. Onun için bir es vereceğim size, sonra beraber yine devam edeceğiz. Çünkü gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Doyum olmaz. Ama süze gidersek çünkü ne dediniz? 2005 yılından beri yapıyorum bu araştırmayı dediniz. Doğru mu? Kesinlikle. Şimdi bizden bunu 20-25 dakikada anlamamızı beklemeyin lütfen. O yüzden kesik kesik gideceğiz. Tamam. Şimdi siz bir ilimle uğraşıyorum dediniz. Ebced hesapları dediniz. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi bu bilgi, insanlar bu bilgilerle neler yapabilir? Onu konuşarak böyle geçersek çok daha iyi olur bizim için. Olur, tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim Sertan Bey. Hepimiz bilgi çağında yaşadığımız için eskiden bir kütüphaneye gitmek zordu. Bir araştırma yapmak için bir maliyet gerekiyordu ama şu anda maliyet gerekmiyor. Herkes kendini araştırabilir. Herkes önce kendini araştırsın bence. Herkes bir yolda, kimsenin yoluna müdahale edemeyiz ama yani bu bilgilere kendimiz internet yoluyla da ulaşabiliriz. Mesela diyelim ki ismimizin ana kulvarından oluşan eğitimler de var internette, yoksa şeyler de var. Yani direkt hesaplama yapan siteler de var. İsmimiz bizim bundan önceki hayatımızda yaşadıklarımızı gösteriyor. Doğum tarihimiz ise bu dünyaya geldiğimizde yaşayacaklarımızı gösteriyor. Yani biz bu ikisine karma ve kader diyoruz. Aslında kaderimiz sadece Kadir Gecesi'nde yazılmıyor. Her an yazılması için bize bir zaman veriliyor. O verilen zaman ismi ise aldığımız nefes ve verdiğimiz nefes. Aldığımız nefeste ve verdiğimiz nefesi hangi bilinç ve düşünceyle veriyor isek o ben olarak yaşıyoruz. İnsanlar diyor ya mesela, siz de biliyorsunuz. Ben geçmiş yaşamda acaba hangi kişiydim? Ben şu yaşamda acaba neydim, ne olacaktım? Acaba ben gelecekte ne olacağım? Acaba ben ne zaman öleceğim? Bu soruların... Neden merak insanlar bunu? Geçmiş yaşamda kim olduğunu mesela? İşte ona geleceğim Sertan Bey. Şimdi şöyle bir şey. Sen içindeki kapıların açılmasını istiyorsan önce kendini tanıman lazım. Çünkü Sertan'ı Sertan'dan daha iyi kimse tanıyamaz. Hiçbir yani isim vermek istemiyorum, sıfat ve kimlik sizi sizden iyi çözemez. Sizi ancak çözecek anahtar sizin içinizde. Karadutun yaprağını, karadutun lekesini bilirsiniz, hiçbir şey çıkarmaz ama kendi yaprağı çıkarır. Bizler de hepimiz Allah katında birer dalız, birer fidanız. Kendi lekelerimizi, yaralarımızı kendi içimizdeki nefis, kendi içimizdeki nefsimizdeki şeytanı öldürmekle çözebiliyoruz. Bu şeytanın ismi olmuş put. Putun ismi olmuş kendini tanımamak. Tanıyamadığımız her şeyden korkuyoruz. Korkusu olduğumuz her şeye yabancıyız. Ve biz bunları tanrılaştırıyoruz, putlaştırıyoruz yani. O yüzden içimizdeki korku neyle ilgiliyse onun üzerine gitmeliyiz. Herkesin eceli kendi korkusudur aslında. O korkuya yenik düştüğü zaman ecel tarihi gelir ve ecel şekli gelir. Ve ben bunu hayatımda birebir bizzat geçmişimde çok deneyimlediğim, yakından tanıdığım kişiler oldu. Korkularıyla ölüm şekillerinin aynı olmasıyla ilgili. O yüzden sadece hayat kitaptan ibaret değil. Hayatımızın yarısı kitap, yarısı da yaşam. Yani yarısı sağ taraf, yarısı sol taraf derken sol tarafımız bizim geçmişimiz, dişil tarafımız, sağ tarafımız da eril tarafımız, bizim geleceğimiz oluyor. Gelecek korkusu için insanlar panik halinde yaşıyor. Oysa ki geleceği zaten biz oluşturuyoruz. Neyin paniğini yaşayalım ki? Çünkü rızık kapısı her an açık ama biz rızkı, parayı, enerjiyi sadece ev, araba, para gibi görüyoruz. Değil aslında. Sağlık aslında en büyük rızık. Sen kendi sağlığını öncelikle kendin kontrol edebiliyor musun? Bir bu bilinçte olmak lazım. Daha sonra diğer varlıklar geliyor. Şimdi doğum tarihi burada yaşayacaklarımızı anlatıyor. Astroloji de çok güzel bu konuda. Ama astroloji sonsuz bir deniz. Bütün ilimler içinde olması gerekiyor. Astrolojiyi bilmek için çok iyi felsefe, mitoloji, sosyoloji, bunları kesinlikle bilmek gerekiyor. Psikoloji zaten keza öyle. Bunlardan bir tanesini eksik kalırsa astrolojiyi tam olarak çözemeyiz. Çünkü büyük bir düğüm var içinde. Ama numeroloji ve akrofolojiyi insanların anlaması daha kolay. Çünkü her insan kendine göre ortalama 4 işlemi toplamayı, çıkarmayı biliyor. Ama astrolojide açılar devrede, matematik devrede, logaritma, bir sürü şeyler devrede olması gerekiyor. O yüzden biz kolayı seçmemiz lazım. Çünkü zor olana zaten herkes ulaşamaz. Herkese ulaşabilmek için bu kanalı ben tercih ettim. Yani numerolojiyi insanlara şifalı olabilmek için numeroloji kanalından şey alabiliyoruz, yani bilgiler alabiliyoruz. Karmik döngümüzde mesela isim haritamızda baktığımız zaman hangi karmamız boş, hangi haritamızdaki hangi evde boş gelmişiz, buraya hangi sınavları, hangi evdeki yoğunlukları yaşamak için gelmişiz. Bunları çok net çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda TC kimlik numaralarımızla da çıkartabiliyoruz. Mesela şimdiye kadarki yazılmış kitapların çoğu, siz de bilirsiniz, isim ve doğum tarihi üzerine. Ama TC ile ilgili yazılmış bir kitap yok. Bunu ben bütün bilgilerin asimilasyonundan ortaya çıkardım. TC'ler de gerçekten bizim hayatımızda değişimleri, dönüşümleri, hangi alanda yaşayacağımız ilişkileri birçoğunu sembolize ediyor. Ve herkes bunun kendi açılımını kendi bilgi dağarcığında yapabilir. Çok zor değil aslında. Şöyle düşünüyorum, ben kısaca anlatayım size. TC numarası 11 haneli. 11. haneyi yok sayıyorum. Çünkü şeyden dolayı 10 hanenin ortalaması olarak düşünüyoruz. 10 haneyi de şimdi DNA'da çift sarmal yapıda ve Kur'an-ı Kerim'de de diyor ben sizi eşlerinizle yarattım diye. O yüzden hepimiz birer ayağının ayetiyiz. Hepimiz birer surenin suretiyiz aslında. Mesela diyelim ki ben kendi kimlik numaramdaki açılımı söyleyecek olursam 56 ile başlıyor. 56 Vaka suresi demek. Vaka suresi Hazreti Süleyman'ı anlatıyor. Aynı zamanda bereketi, rızık kapılarını, aynı zamanda büyük bir olayı anlatıyor. Büyük bir olayı çözümlemeyi anlatıyor. Sonrasında 96 Alak suresi, alakayı, bilgiyi anlatıyor. Sonrasında 82 İnfitar, yani yarılmayı, iki kutuplu olmayı, dualiteyi çöz diyor bana. Dualitede kalırsan iki kutuplu olarak yaşarsın, kendini çözemeden gidersin diyor. Sonra 54 diyor Kamer suresi. Ayı anlatıyor, duygularımızı anlatıyor. Duygularını diyor kendin kontrol et diyor. Duygularımızın kontrolünü başkalarına verirsek o zaman her an hastalık oluruz, bağımlılık oluruz ve bunun da farkına varmayız. En sonunda bu şekilde bir çözümlemeyle her insan kendi hayatındaki sureti daha net anlayabilir. Çünkü hepimizin farklı simalarda, farklı parmak uçlarına sahip olmamızın nedeni de zaten isimlerimiz, doğum tarihlerimiz ve yoksa hepimizin zaten biliyoruz kromozomun 23 çift, hepimizin çift sarmal. Yani birçok özelliklerimiz, hepimizin vücudunda 2 tane sinir sistemi var. Bir çevresel sinir sistemi, bir merkezi. Büyük kan dolaşımı var, küçük kan dolaşımı var. Yani hepimiz 2'ye hizmet etmek için buraya gelmişiz. Ama 2'yi birlememiz lazım, 2'yi bütünden görmemiz lazım. 2'de kalırsak 1'e çıkamayız. 1'e çıkamazsak birlikten güçlü olamayız. O yüzden sayıların sonsuz anlamı vardır. Ama biz hangi açıdan bakarsak o açıdan sayılar bize açılır. Şimdi Rus bilim adamı duymuşsunuzdur. Grigori Grabovoi bu konuyla ilgili. Sesiniz biraz kısık geliyor Ümran Hanım. En son telefonu bir yere koydunuz. Sanırım oradan mikrofonu kapattı. Şimdi nasıl? Bir ses alabilir miyim? İsterseniz kulaklığı takayım gelmiyorsa. Yok geliyor. En son bir hareket yaptınız. Sanırım mikrofon kapandı. Şu anda geliyor mu? Geliyor evet. Tamam o zaman. Rus bilim adamı Grigor Grabovoi bu konuyla ilgili çok kitap yazmış ve kendisi şu anda Belgrad'da yaşıyor. Bu konuyla ilgili çok araştırma yapmış toplum hizmetine, bütünün hayrına, şifa amaçlı. Direkt sayıları kullanıyor. Kendisinin zaten internette isteyen arkadaşlarımız sitelerinden faydalanabilir. Sitesinde koronavirüsünden tutun da bütün hastalıklarla ilgili, mesela kekemelikle ilgili, mesela sınavdaki zorluklarla para sayısı, şans sayısı, huzur sayısı, her şeyin sayı sekansını çıkarmış. Bu sekanslarla insanların blokajlarının, çakralarının dengelenmesini öncelikle nasıl olacağını sağlayarak çok bütünün hayrına bir hizmet sağlayan site kurmuş. Bu siteden arkadaşlarımız faydalanabilir. Sayıların gücü gerçekten çok fazla ama bir de şu gerçek, neye inanırsan ondan şifa bulursun. İnandığımız kaynak bizim için çok önemli. Taşa inanırsın, taştan şifa bulursun. Esma'ya inanırsın, esmadan şifa bulursun. Meleklere inanırsın, melekten şifa bulursun. Çünkü her şey bir şey, bir şey her şey. Her şeyin içinde Yaradan'ın enerjisi olduğu için kutsal dediğimiz bilgelik o oluyor işte. Sen neye inanıyorsan onu yaşıyorsun. Yani ona teslim oluyorsun. Ama sayılar bu kulvarda çok iyi. Çünkü her harfin bir sayı karşılığı var. Her sayı kendi içinde ateş, hava, su, toprak olmak üzere. Aynı zamanda her sayının bir de baskın ve edilgen özelliği var. Nasıl mesela DNA'larımızdaki genler, kromozomlar yan yana gelirken baskın gen, çekinik genin üzerinde aktif etki gösteriyor. Aynı sayılar da doğum tarihimizde aslında hani kendimizi tanıdıktan sonra kader diye bir şey kalmıyor diyorlar ya, doğum haritasına baktırıyorsun mesela. Doğum haritasındaki gezegenler seni etkiliyor. Retroysa retro oluyorsun ama sen kendini çözdüysen o retrolar senin güçlendiğin alanlar oluyor. Nasıl 8 sayısı oluşurken 2 tane kareyi üst üste koyuyoruz, zor bir sayı oluyor mesela. Sonra yatay getiriyoruz, sonsuz oluyor. Olumsuz kelimesi üstüne nokta koyuyorsun, ölümsüz oluyor mesela. Yani aslında sonsuz ve sınırsız güç bizim kendi içimizde. O gücü, o ışığı içimizden çıkarmamız gerekiyor. Bununla da ilgili sayılar gerçekten çok güzel şifa alanına hizmet ediyor. Enerji alanı biliyorsunuz sonsuz. Son zamanlarda her gün yeni bir enerji çeşidi çıkıyor. Reiki, regresyon, NLP, işte Theta Healing. Yani sayısız enerji çeşidi var. İnsan kendine hangisinden hizmet alabilecekse onu seçmeli bence. önce kendini tanırsa bu konuda yol alması gerektiği yöntemleri seçmesi daha kolay oluyor. Yani birisine danışmaya gerek yok. Çünkü insanı kendinden daha iyi kimse tanıyamaz. Bu yolculukta kendimizi tanımamız için geldik. Zaten bütün hayatta kendimizden kendimize olan bir uzun yol yani Sertan Bey. Varsa sorularınız alabilirim. Hepsini anlattınız. Bu sayılarla ilgili merak ettiniz. Biraz sayılardan isterseniz bahsedeyim. Bir sayısı... Ben bu konuda çok takıntılıyım. Net söyleyeyim buradan. Aslında biraz da şans sizinle bugün bu canlı yayını yapmak. Ben sayılarla ilgili çok ilgim var. Hayatımda bazı sayılar var gerçekten. Beni çok fazla hayatımda karşılaştığım o sayılarla. Bunlarla ilgili yakın bir zamanda çok detaylı bir çalışma yapacağım. Çok sağ olsun. Hem dostum hem konuğum olmuştu. Onunla yapacağız. Kararlaştırdık. Daha hayırlı bir günde. İnşallah onu da birlikte seçeceğiz. Bir araştırma yapacağım. 3 sayısı, 9 sayısı ve 19 sayısı. İlginizi... benim... Efendim? İlginizi çeken sayılar mı? 3 hayatımın her yerinde. Yani doğum tarihimden tutun da işte ailedeki yakın kardeşlerimle, aralarımda olan yaş farkı, annem babamla olan yaş farkı gibi gibi bir sürü yerde var. İşte 9 sayısı zaten numerolojide o 9 rakamını veren sayı. Biraz önce TC kimliğini söylediğinizde TC kimlik numaramı topladım. En son çıkan çift taneyi topladım. Gene 9 çıktı. Sizin yani... da 9 Sertan Bey. Neyim? De olmamız da tesadüf değil yani. Ben demiştim ya hani programın başında benim ana sayım 9 diye. Ana kulvar frekans. Evet. Sizin de 9. Tabii sizin anlattıklarınız çok güzel ama insanların birçoğu bunların farkında değil. Ve... Değil kesinlikle. Ama aslında şöyle Sertan Bey, aslında bedenimizi dinlesek, kendi ruhumuzu dinlesek, kendi ruhumuzla bedenimiz bizim en bilge şeyimiz biliyor musunuz? En bilge sahip olduğumuz amaç aslında. Mesela bana şimdiye kadar eskiden hani böyle testler olur ya biliyorsunuz, kişilik testleri, en sevdiğiniz renk, en sevdiğiniz sayı gibilerinden. Şimdi tamamdır, sabitledim. Tamam, harika. Şimdi o zaman en sonunda denge oldu frekans, tamam. Evet. Devam edelim kaldığımız yerden. Evet. 3 ve 9'u konuşuyorduk. 9'la ilgili konuştuk. 19'u konuşalım o zaman. 19'lar sentezleyici oluyor. Şimdi mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz belli bir doğum tarihi yok. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin kurtuluşa çıktığı tarih benim doğum tarihim olsun diyor. Ve aynı zamanda Müddessir suresinde Kur'an-ı Kerim'de 19 zebaniden bahsediyor. 19 mesela Covid-19 bu da bir tesadüf değil. Neden 17-18 değil de 19 ve 2019'dan sonra olması. Zaten karmik döngüde Türkiye'nin de şeyleri haritasındaki numerolojik yaşayacağı yıllar 2010 var mesela, 2013 var, 2019 var, bir de 2031 var. Bunlar hepsi zaten numerolojiye göre Türkiye'nin sayısında da çıkıyor yani. 19, 11, 22 bir de bunlar da önemli sayılar. Ama 19'ların sentezleyici olma özelliği var. Yani evliyaların, işte üstadların, birçok üst bilgiye sahip olmuş kişilerin sayısı da 19 olarak. Ama şimdi şöyle, mesela bir 11 sayısına, bir 22 sayısına sahip olan bir kişi çok iyi bir üstad da olabilir, çok iyi bir seri katil de olabilir. Şimdi bir de o yönden bakmak lazım. Hani konunun başında söylemiştim ya. Efendim? 19 sayısıyla nasıl erişebiliyorlar? Erişmek şöyle, ya isimdeki frekans, mesela isimdeki sayıların toplamı 19 olabilir ya da doğum tarihi 19. Mesela benim 19 Aralık. Anladım. Şimdi mesela çünkü Mustafa Kemal Atatürk'te 19 harf ama Atatürk sonradan eklenmiş. Evet. O çünkü karmik haritasında 7 ve 8. karmaları boş gelmiş. 7 ve 8. harfler de HZ harfi, GP harfi. O yüzden G Gazi unvanını aldı, Mareşal unvanını aldı ve karmik haritasını bu şekilde tamamlayarak ebedi yolculuğuna intikal etti. Evet. Yani o 19'a sizinle bağlantıya geçmesi lazım bir insanların bunları detaylı görebilmesi için. Doğru mudur? Kesinlikle. Zaten yani çünkü internetten dediğimiz gibi bakarsak hiçbir sonuç alamıyoruz o sitelerden. Sadece diyor ki işte tamam 9 sayısı, 9 sayıları böyle olur, şöyle, o kadar. Detayını vermiyor hiçbir yer kesinlikle. Kesinlikle Sertan Bey, zaten insan kendini çözdü mü birçok şey, hani simya diyoruz ya, kimya, dünya, simya, dönüşüm. Ben mesela birçok yerden az önce anlattım ya, eğitim aldım. Mesela eğitim aldığım hocaların ismi hep Ay, Turgay, Yurduay, Işılay, Aygül. Ve ben bunları sonradan düşündüm. Annemin ismi de Aynur mesela, Ay. Kimlik numaramda da Kamer suresi var dedim, Ay. Yani Ay'la çok büyük bir bağlantı halindeyim. Yani bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bunlar tevafuk. Bunlar bilinçaltının yaşadığı bilinç düzleminde paralel olarak insanların bilmediği olaylar. Aslında diyoruz ya hani tesadüf hiçbir şey yok. Her şey tevafuk. Her ana şahit olmaya biz buraya geldik. Sahip olmaya değil. Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak neyin sahibiyiz ki? O yüzden ilk söylediğimiz sözcüğün ismi anne mesela. Anne. Neden başka bir sözcük değil de anneyi söylüyoruz? Anın şahidi olmak için buraya geldik çünkü. Kendi anımızın şahidi olmak için. Bu çok önemli. Evet. Furkan, Kur'an mesela. Kur'an demek, anını kur demek. Furkan, geçen anı fark et demek. Zaman senin en değerli hazinen. Ve o zamanı sen ne için harcıyorsun? Hangi hüsnü zanlar için harcıyorsun? Hangi aynılıkları yaşamak için harcıyorsun? Aynılıklar yerine ayine olmak lazım. Birbirimize ayine olmak. Bir kişinin gözyaşına peçete değil, reçete olmak lazım. Peçete herkes olabiliyor. Peçete olacak insan çok. Biz reçete olmaya geldik. Biz bütünün hakkına hizmet etmeye geldik. Yani rahmani yoldan enerjiyi kullanmaya geldik. Bu yolda olanlar yani birbirine işte frekans diyoruz. Bütüne niyet. Şimdi ben size geldim. Örnek veriyorum. Neler istiyorsunuz benden? Ha, bilgi olarak mı? Evet. Yani anne adımı, anne doğum tarihimi, benim doğum tarihimi. Çok detaya girmiyorum. Neden girmiyorum? Şöyle, girersek bu bilgi sonsuz dedim ya. Mesela bir insanın numerolojisine 10 dakikada da bakabilirim. 1 saatte de bakabilirim. 2 saatte de bakabilirim. Yani bunu artırmak, sessiz harfleri devreye soktuğumuzda iç benliğimiz çıkıyor. Sesli harflerde dış benliğimiz çıkıyor. Sonra toplum benliğimiz var. Yani hani bir insanın biliyorsunuz birden çok sıfatı var. Birisi çok iyi bir anne olabilir ama çok iyi bir eş değildir mesela. Çok iyi bir evlat olabilir ama belki çok iyi bir dost değildir. Hani birçok sıfatlarımız var. O yüzden bilgiyi sonsuz bakabiliyoruz. Mesela ilişki analizine bakabiliyoruz. Bunlar çok güzel. Eşlerin birbirine uyumu. Ya da birisiyle diyelim ki işte bir ortaklık yapacaksın, iş ortaklığı. O zaman o kişi benim için hani aldatan taraf mı olacak? Yoksa benimle bütünün hayrına çalışan taraf mı olacak? Bunlara bakıyoruz. Bunlar çok önemli. Ve gerçekten de şaşırmıyor sayılar. Enerjiler şaşırmıyor. Çünkü onlar bizim şifrelerimiz. Onlar bizim pin kodlarımız. Nasıl pin kodunu bilmeden telefonu açamıyorsun? İstediğin kadar bilgiyi bil ama o pin kodunu bilmeden o telefonu kullanamıyorsun. Hepimiz birer telefonuz yani. Hepimiz birer iletişimiz biz. Çünkü bizim diğer canlılardan ayıran tek çakra biliyorsunuz boğaz çakrası. Diğer hayvan ve bitkilerde de canlı hücreler. Ama biz iletişim için buraya geldik. Hayra hizmet etmek için. Cemali Celal içinde, Celali Cemal içinde yaşamaya. Şems'le Mevlana nasıl karşılaştığında kitapları yakıyorlar. Önce atıyorlar. Bir hallenelim diyorlar. Şems'in esması Celal mesela. Mevlana Celalettin Rumi oldu ondan sonra. Ama o zamana kadar hep Mevlana. Mevla'ydı yani. Hep böyle. Şeydi. Teslimdi ama yani neyin teslimiydi farkında değildi. İşte onun farkına çıkarması için bir Celal, güneşin esması gerekiyordu. Güneş de Celal ya. Ama tek, ama dünyayı aydınlatıyor. Ama ısısıyla, ışığıyla ne yapıyor? Herkese aydınlatıyor. İşte Allah aşkı da böyle bir şey. Mesela bir kömürü yaktığımızda ne oluyor? Az yakarsak karbon monoksit oluyor. Odayı zehirliyor, insanları zehirliyor. Ama çok yaktığımızda oda ısınıyor, insanlar ısınıyor. İçimizdeki yaradan aşkı da böyle bir şey. Eğer biz onu aşk için, bütün için yaparsak etrafa ışık oluruz. Ama biz onu eksik bilinçte, teslimiyette, eksik olarak yaparsak önce kendimizi yakarız. Önce kendimizi hasta ederiz. Sonra çocuklarımız, eşimiz, dostumuz kim varsa onlar da bizim acılarımızdan beslenen kişiler olur yani. Evet, peki şimdi en önemli veri hangisi? Kendi doğum tarihi mi, annesinin doğum tarihi ismi mi kişinin? Şimdi şöyle söyleyeyim Sertan Bey. Birçok şey birbiriyle örtüşüyor. Mesela diyelim ki İsmindeki olan harflerin karşılığı, sayı karşılığı kişinin doğum tarihinde de birebir çıkıyor zaten. Ya da TC'sinde çıkıyor. Mesela diyelim ki doğum tarihine göre değişim yılları var insanların. Kaç yılda bir değişimi olacağı hesaplanıyor. Ve aynı zamanda bu sayılar TC'de de çıkıyor. Hangi yıllarda nasıl değişim yaşayacağı. Aynı zamanda bu sayılar şeyde de çıkıyor. Yani isimlerin harflerine göre mesela diyelim ki Sertan'dan bahsedelim. Sertan S harfini 1 yaşına kadar yaşadı. Sin gibi yaşadı. 1 yaşına kadar çok güzel bir isim. Sin insan demek zaten. Yasin. İnsan çok güzel bir 1 yaş evreniz, çocukluk evreni, bebeklik evreniz oldu. Sonra E harfini yaşıyorsunuz 5 yıl. 5 yıl yani 1 ile 6 yaş arasında Elif gibi dimdik. R, nerede kalmıştık? S, E, R harfinde. Evet. E 6 yaşınıza kadar Elif gibi dimdik dedik. R harfi Ra. Ra esması çok güzeldir. Yani Ra harfi. Mesela eski Mısırlılar Allah Allah kelimesi yerine Rem Rem derlerdi. Yani Ra, biliyorsunuz Mısır'da işte Tanrı'nın ismi. R ismi rızık demek. R ismi yükselmek demek. Ve hareket demek, bereket demek. R ismi olan kişiler genelde hareketlidir. Çok sabit bir noktada kalmazlar isminde R harfi olan kişiler. Siz de 6 ve 15 yaş arasında güzel, hareketli bir dönemdeydiniz. Yani dolu dolu bir çocukluk ve ergenlik yaşadınız. R, hareketli. Hareketli bir çocuktunuz yani. Sonra T harfi. T harfini yaşıyorsunuz 15'ten 19'a. 17'ye kadar. Ondan sonra da A, 18'de ben diyorsun. Sonra ne? 18'de ilk aşkım diyorsun. Nun kelimesinin içinde 5 tane harf var mesela. Alem suresinde anlatır. Sertan bitiyor. Anla biten isimler zaten özeldir. Yani her isim kendine göre özeldir de daha kendi frekansına dönük yaşarlar söyleyeyim. Sonra bu kadar yeterli mi? Bir bağlan. Tamam. Wireless'la mı bağlısınız? Wireless'la mı bağlısınız? Telefonunkini açtım Sertan Bey. Wireless çekim zayıf gelir diye telefonu da açtım. İkisi de açık yani şu anda. Tamam. Şimdi peki verdiniz, benim ismimden örnek verdiniz ama şöyle merak ediyorum ben aslında. İnsanların bu dediğiniz ya, Kur'an'da da bazı sureleri gösteriyor. Ayetleri gösteriyor. Efendim? Ümran Hanım. Ha, şimdi geldi sesiniz. Tamam. Yani dediniz ya isme göre bazı ayetleri gösteriyor. Evet. Onu nasıl buluyorlar? Onu nasıl buluyorlar? Ya zaten Kur'an demek yaşayan insan demek. Tamam. Düzeldi şimdi. Hı. Önce Kur'an-ı Kerim'i anlamak gerekiyor Sertan Bey. Ben bununla ilgili 2 senelik bir yolculuk yaptım. Sadece Kur'an-ı Kerim'i anlamakla ilgili. Birebir ama. Yani hiçbir isim altında değil. Bir yere bağlı kalarak değil. Gerek Osmanlıca ders aldım, gerek Arapça ders aldım. Yani o ilmi tamamlamak, tam anlamak için kendimi, eksik yönlerimi kendim tamamladım ve o şekilde anlamaya başladım. Onları anladıktan sonra bu açılımlar oluştu Sertan Bey. Evet. Doğum tarihinden mi o ayete veya sureye gidiyoruz? Yok, isimden. İsimdeki harflerden, harflerin Arapça karşılıklarından ve anlamlarından. İki ismi varsa ikisinin ikisiyle birlikte mi? İki ismi varsa tabii, ama daha çok yani kullanılan isim etkili oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim, Peygamber Efendimiz'in 400 tane kullandığı isim varmış. Biz 4-5 tanesini biliyoruz. İşte ticarette mesela Ahmet'i kullanıyormuş, savaşta Muhammed Mustafa'yı, konuşurken, yani bu şekilde kullandığı kendine göre çok isim varmış. O yüzden bizim de sonsuz isimlerimiz var aslında. Ama sadece kimlikteki ismimizin enerji frekanslarını yaşıyoruz. Sayı karşılığını yaşıyoruz. O şekilde. Yani mesela göbek adım şuydu, onu yaşamıyorsun. O çok etkili olmuyor. Hı. Yani annenin kızlık soy ismini sadece kişisel verilerde kullanıyorsun. O çok etkili olmuyor. Hayatında etkili oluyor. Annenin kızlık soy ismi mesela. Evet, yani özet olarak toparlarsak böyle sonlara gelirken insanların hayatında iyi giden şeyler yoksa, eşlerin arasında sıkıntı varsa, iş hayatlarında sıkıntı varsa kendi isim frekanslarıyla ilgili doğru işi veya doğru eşe doğru şekilde davranmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Kesinlikle. O çok önemli. Hani bu konunun da amacı oydu zaten Sertan Bey. İnsanlar mutsuz ama eşinden mi mutsuz, işinden mi ne? Yani o eksik olanı tamamlamak için korona geldi. İnsanlara biraz otur, kendinle haşır neşir ol, kendini tanı. Eksik olmak için. Gerekiyorsa işini değiştir, gerekiyorsa eşini değiştir, gerekiyorsa mekanını değiştir. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişmek için geldik. Ama aynı zamanda ek bir bilgi vermek isteyeyim. Üçüncü göz dediğimiz iki kaş arasında insanların sezgisel kalp gözü dediğimiz nokta vardır. Bu noktaya karşılıkta insanların baba ismi geliyor. Ve taş çakra dediğim 7. çakra, evrensel boyutta bütünün hayrını isma da insanların anne ismi oluyor. Ya benim babamın ismi Arif, annemin ismi Aynur. Benim 3. gözüm Ariflikle açılabilir. Ariflik demek bilgelik demek. Yani bana eksik olan, benim bilmem gereken ne varsa benim onu bilmem gerekiyor. Öncelikle onu tamamlamam gerekiyor ki sonra Aynur olayım. Yani nur demek ışık demek. Sonra bütünün hayrına bir ışık olayım. Açılım bu. Mesela sizin babanın ismi ne? Etem. Etem. Etem 3. göz açılım isminiz. Annenizin ismi? Hatice. Hatice de yani bereket, rızık. Zaten Peygamber Efendimizin eşinin ismi biliyorsunuz. Yani açılımınız rızık, evrene bütünleşmiş. Güzel isimler hepsi de. Etem ne demiş? Etem'in anlamı ne? Etem'in anlamını tam olarak bilmiyorum ama onu yani bilmiyorum da diyebilirim. Bilmediğimi biliyorum diyemem şimdi. Evet. Ama siz bilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani evet. Sadece eski bir ismi olduğunu biliyorum. Eski Türklerde biraz kullanılıyormuş. Biz de göçmen bir aile olduğumuz için oralarda. Duydunuz mu Ümran Hanım? Son söylediklerimi. Evet. Evet, tamam. Duyuyorum. Takip ederek bu bilgileri aktif olarak ulaşabilir, size ulaşabilir oralardan. Şu an sormak istediklerini sorabilirler. Duyuyorum. Az önce konuda. Evet, sorabilirler. Duyuyor musunuz şu an? Duyuyorum. Az önce gelmedi. Tamam. Bu bilgilerin daha detaylı olarak sizin Instagram hesabınızdan inceleyebilir, takip edebilir. Zaman zaman da bu bilgileri sizinle de DM yoluyla paylaşabilirler, değil mi? Evet, bilirler. Tamamdır. O zaman çok teşekkür ederim katıldığınız için, bu değerli bilgileri verdiğiniz için bize. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.